Herkese merhaba, ben Melepe Saçayber kanalından Gülfem. Bugün mobilden kapak fotoğrafı nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle iki tane uygulama yüklemeniz gerekiyor. Birisi PixArt, diğeri YouTube içerik stüdyosu. Şimdi ilk önce kapak fotoğrafını yapacağız. Bunun için bir tane fotoğraf çekmeniz lazım. Daha sonra PixArt'a gidiyoruz. Alt ki artı tuşuna basıyoruz. Ve düzenleye basıyoruz. Buradan fotoğraflar var. İstediğiniz seçebilirsiniz. Ben şu fotoğrafı seçiyorum. Yani öylesine göstermek için reklam çıkıyor. Kapan. Evet, sonunda. Şimdi buradan altta görmüş olduğunuz gibi metin, çıkartma gibi şeyler var. Biz yazı ekleyeceğimiz için ilk önce metine basıyoruz. Mesela duyuru yazalım. Evet. Buradan yazının stilini değiştirebilirsiniz. Bunu yaptık diyelim ki. Rengini değiştirebilirsiniz. Şöyle. Daha sonra opaklığını da değiştirebilirsiniz. Yani saydam yapabilirsiniz. Görünür yapabilirsiniz. Opak yapabilirsiniz. Böyle yaptık diyelim ki. Tik işaretine basıyoruz. Daha sonra resim eklemek istiyorsanız da çıkartmaya basıyoruz. Buradan istediğiniz çıkartmayı yazabilirsiniz. Mesela MLP yazalım. Böyle fotoğraflar çıktı. Şu RAW modeli fotoğrafı seçelim. Evet, seçtik. Buraya koyalım. Bunun gibi birçok çıkartma ekleyebilirsiniz değişik yerlerine. Daha sonra efektlere giriyoruz. Ve efektini değiştirebilirsiniz. Bunu yaptık diyelim ki. Tik işaretine basıyoruz ve OK'a basıyoruz kaydetmek için. Daha değişik şeyler de ekleyebilirsiniz ama ben sadece göstermek için yaptım. Özel kaydet diyoruz. Paylaş değil. Kaydediyor. Hadi kaydet. Hadi. Evet, kaydetti. Şimdi buradan çıkalım. Daha sonra YouTube içerik stüdyosuna giriyoruz. Bu uygulamayı sadece kapak fotoğrafı eklemek için değil, yorumlara bakmak, açıklama eklemek gibi şeylerde de kullanabilirsiniz. Yani kapak fotoğrafı eklemek için bilgisayara girmenize gerek kalmaz. Gördüğünüz gibi burada yorumlar var. İzlenme süresi, görüntülenme, abone sayısındaki değişim falan gibi şeyler var. Şimdi burada en son videoma gireceğim. Ve şuradaki kalem işaretine basacağım. Gördüğünüz gibi direkt küçük resmi düzenle diye bir şey çıkıyor. Ve oradan değiştire basabilirsiniz. Veya orada seç, küçük resim ekle falan yazıyor. En son yaptığımız şuydu. Evet, bunu seç diyebilirsiniz ama ben değiştirmeyeceğim için seçmiyorum. Seç deyip ekleyebilirsiniz. Daha sonra şöyle başlığı değiştirebilirsiniz, açıklama değiştirebilirsiniz, gizliliğini değiştirebilirsiniz, etiket ekleyebilirsiniz. Yani daha birçok şey yapabilirsiniz ve YouTube'dan da silebilirsiniz videoyu. Gördüğünüz gibi böyle bir şey. Yani YouTube içerik stüdyosunu yüklediğinizde bilgisayara girip kapak fotoğrafı eklemeye gerek kalmıyor. Bu videom da bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.